Faik Öztrak 5 yılda asgari ücretinin sofrasından eksilenleri irdelemiş, grafikler hazırlamış. Bunu birazcık yorumlar mısınız efendim? Her ikinizden de ayrı ayrı rica edeceğim. E, yani 5 yılın sonunda e, asgari ücret, bir asgari ücretlinin alabileceği mal sepeti ciddi şekilde küçülmüş vaziyette. Kendisinin de Erdoğan'ın da sözü var. Diyor ki eğer ben geldiğim zamandan asgari ücretle daha az alabiliyor, daha az ürün alabiliyorsan o zaman bize oy verme diyor. Milletimiz gereğini yapmalı. Aslında şunu söyleyeyim. Zaten olay bu. Eğer refahınız artmadıysa, cüzdanınız küçüldüyse, tencerenizde yemek kaynatmakta zorluk çekiyorsanız, iki, iki günde bir bir kap et yemeğini evinizde masaya koyamaz hale geldiyseniz, o zaman oy vermeyeceksiniz. Mesele bu zaten. Rahmetli Süleyman Demirel'in söylediği tencere. gibi boş tencerenin götürmeyeceği hükümet yoktur. Evet. İbrahim Bey şöyle alabilir miyim size? Ben de hani bir öyle bir öyle Tabii tabii. Böyle sizi tabii, böyle bir daha sor. Tabii. tabii. Siz de yorumlar mısınız tabii. efendim? Şimdi, tencere. Şöyle tencere bu tabii Türkiye bir fakirleşme problemi yaşıyor. Yoksullaşma problemi yaş yaşıyor. Ve aslında bu yoksullaşma da bu ucube sistemin tabii bir neticesi. Bakın bunun altını önemli çizmek Öyle lazım. Mi? Bu devam ettiği müddetçe, bu yönetim sistemi devam ettiği müddetçe, bu yönetim anlayışı devam ettiği müddetçe, biz fakirleşmeye, yoksullaşmaya devam edeceğiz. Şimdi her kademede fakirleşmeyi, yoksullaşmayı görüyoruz. Faik Bey bu tabloyu yorumladı. Bakın biz biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Mesela kişi başına milli gelirimiz. 2013 yılında 12500 dolar Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna geçmenin eşiğine gelmişti. E şimdi tekrar nereye kadar düştük? İşte 8000 küsür dolarlara kadar düştük. Geçen sene bir miktar bin. bu kurum kurun baskılanması nedeniyle 10.000 dolar civarında. Bakın orada fakirleştik mi? Fakirleştik. Dünya ekonomisi içerisindeki yerimiz yani AK Parti iktidara 20. geldiğinde sıradayız. yani 20. sıradaydı. 16. sıraya kadar yükseldik. Şimdi yine 21., 22. sıralara doğru geriledik. Fakirleştik mi? Fakirleştik. Türkiye bir orta gelir tuzağına yakalandı. Türkiye bir asgari gelir, asgari ücret tuzağına yakalandı. Bu o. Şimdi bu tablo önemli asgari ücretin alım gücünü gösteriyor ama bir de asgari ücretin toplam ücretler içerisindeki toplam gelirler içindeki payına baktığınızda tablo çok daha ağır İsmail Bey. Yani evet. şimdi Avrupa'da diyelim ki asgari ücretlilerin toplam e, çalışanlar içerisindeki payı %7-%8 iken ortalama biz biraz önce %50 %50'nin üzerinde, üzerinde. %50 yani üzerindeyiz. çalışanların yarısından fazlası asgari ücretli. E, tabii evet. yani, yani asgari ücretli asgari ücretin yani bakın asgari ücretin ücret, ücret alanlar ciddi anlamda fazla. O zaman hepimiz fakiriz. Yani, i̇şte dolayısıyla onu söylüyorum. Yani bunlar Peki. tabii ki e, fakirleşmenin, yoksullaşmanın e, göstergeleri. Teşekkür ederim. Bir sonraki görseli rica edeceğim arkadaşlar. Şimdi dün enflasyon rakamları açıklandı. Şimdi burada da ben bütün konuklarıma şöyle soruyorum. Sayın Müsteşar'ım ikinize de böyle soracağım. Şimdi siz burada hem bağımsız enak hem resmi rakamlar Şimdi efendim hani Diyarbakır'a gidip de anket yapınca sormuş ya resmi görüşümü mü soruysan yoksa <laughs> kişisel görüşümü mü soruysan? Efendim resmi rakamlar böyle ama enak öyle. Enflasyondaki durum nedir? Şimdi enflasyonun yani özellikle vatandaşlarımızın yaşadığı e, enflasyonun TÜİK'in ilan ettiği enflasyondan çok daha yüksek olduğu ve maalesef çok üzücü bir şey devletin resmi kurumu olan TÜİK'in enflasyonla artık vatandaşlarımızın inanmadığı ortada. Nitekim bunu destekleyen bir takım gelişmeler de var. Ne var? Bir, enak dediğimiz bağımsız iktisatçıların yaptığı bir takım araştırmalar sonunda ortaya çıkan bir enflasyon rakamı var. Ama onun yanında bir de yıllardan beri bilirsiniz İstanbul Ticaret Odası'nın ücretliler geçinme endeksi var. Şimdi Orada da yine e, bir, bu, bu yıllardan beri yayınlanan bir veri. Şimdi bu iki yani İTO'nun yayınladığı seriyle TÜİK'in yayınladığı seriyi geçmişte yan yana koyduğunuz Hı. zaman... ...arada bu kadar büyük fark olmazdı. 5-6 puan. Yani olacak. en fazla. Altına çıkar, üstüne çıkar birbirine yakın giderdi. Şimdi bakıyoruz hele hele seçime tam giderken ilan edilen enflasyon oranlarına e, TÜİK'in ilan ettiği enflasyon tonunda en azında yarısı. Hmm. Yani ciddi şekilde TÜİK'in rakamlarında makyaj olduğuna dair bir izlenim yaratıyor bu tablo. Sizce doğru mu bu izlenim? E bu tablo bu izlenim doğru. Yani neden doğru? Bir kere veri saklıyorlar. Bakın bir mal sepeti olayı doğru. vardı. Madde fiyatları. Bu madde fiyatlarını yayınlamaktan birdenbire vazgeçtiler. Disc Niye vazgeçtiler? kazandı efendim. Disk kazandı. ama disk döndü, verdim. mahkemeyi kazandı. Şimdi mahkeme diyor ki bunu Yayınlar. Açıkla. Tabii. tabii yayınlayın, açıklayın diyor. Şimdi bir başka şey, ikide de bir kalite değişikliği değil mi İbrahim Bey? Bir evet. kalite değişikliği diye bir olay var. İkide de endekste kalite değişikliği nedeniyle sepet şeyi değiştiriyorlar, malları değiştiriyorlar. Böyle baktığınız zaman buradan da gelen ciddi sapmalar var. Ben çok açık söyleyeyim. Bu aslında kriminal bir hadisedir. Öyle mi? Bunu yapan başka ülkeler oldu. Bunu yapan başka ülkelerde başta istatistik kurumunun yetkileri olmak üzere mesela Yunanistan, Arjantin, Arjantin'de mali kriterleri konusunda da yaptılar. Tabi tabi ceza kesti o ve, zaman ve ciddi şekilde evet. e, bir şeyle suçlamalarla ve cezalarla karşı karşıya kaldılar. Bu son derece yanlıştır ve şu son TÜİK'e yapılan atamalara baktığımız zaman da gerçekten ya. çok sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu. Bu biraz önce sormuştunuz yani sonrasında ne olacak diye. Bu önümüzdeki dönemde enflasyonun olduğundan daha düşük gösterilmesi nedeniyle bizler için yani yönetirken bizler için sıkıntı yaratacak da bir husustur. Neden? Evet, şimdi olduğundan daha düşük bir enflasyonla ne yapıyorsunuz? Emeklinin, memurun Tabii. Çalışanların daha az maaş Herkesin verildi, hakkını yiyorsunuz. Tüm, verildi. tüm kontratları değiştiriyorsunuz. Tabii. Şimdi siz bu verileri düzelttiğiniz andan itibaren ortaya çok sıkıntılı bir tablo çıkacak. Bunları nasıl telafi edeceksiniz? Bütün bunların dikkate alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Yani şuraya bakın. 105 diyor Enak. Hadi Enak yöntem yöntem nedeniyle daha hızlı hesaplama yapabilen bir yöntem. Bence be, muhtemelen daha da doğru bir yöntem ama yıllardır devam eden iki yöntemle hesaplanan İTO ve TÜİK var. Bu nedir bu fark? Peki İbrahim Bey şimdi siz müstişarken hı hı. böyle bakanlardan üst düzey yetkili yani bu rakamlarla falan böyle oynanıyor mu? Talimat geliyor muydu? Neydi o mekanizma? Şimdi şöyle yani e, mümkün değil e, çünkü e, Sayın Genel Başkanımız TÜİK ilişkili bir kurum yani e, şey değil e, ilgili bir kurum değil yani TÜİK'in bağımsızlığı ben hep onu söylüyorum İsmail Bey. Evet. TÜİK'in bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığından daha önemli bir husustur. Öyle midir? Hmm. Çünkü daha milyonlarca önemli bir insanın maaşını etkiliyor. Milyonlarca insanın maaşını etkiliyor. Ve yine eğer bir Konuda ölçüm yapamıyorsanız, sağlıklı ölçüm yapamıyorsanız, doğru teşhis koyamazsınız, doğru teşhis koyamazsanız, doğru tedbir alamazsınız, doğru politika geliştiremezsiniz. Onun için bu bağımsızlık çok çok önemli ve o noktada bizim benim görev yaptığım dönemde sayın genel başkanımız çok çok hassastı. Yani bu veriler hani şeye TÜİK Başkanı'na bile bakın o dönemdeki TÜİK Başkanı'na bile e, yayınlanacağı anda e, bildirilirdi. Yani TÜİK Başkanı bile bu verileri aynı anda görürdü. Piyasayla aynı anda görürdü. O kadar hassasiyet gösterilirdi. Ki yani manipülasyon falan da olmasın diye. Kesinlikle. Yani önceden şimdi bakıyorsunuz birkaç gün önceden Sayın Bakan çıkıyor diyor ki yarın açıklanacak rakamlar evet, şu evet. seviyenin altında. Ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Önceden biliyor mi geliyor? Bunlar işte şüphe uyandırıyor. Bunlar kuşku uyandırıyor. Yani dolayısıyla burada e, bu veriler arasındaki farklılığın e, hani e, değerlendirmesini Faik Bey gayet güzel yaptı. E, ve e, işte madde fiyatlarının e, şey yayınlanmaması önemli bir risk. Hatta şöyle bir şey oldu. Yine o biraz böyle aklı selime e, dönme noktasında bir akademisyenlerden, uzmanlardan, çok kıymetli ülkemizin akademisyenlerinden oluşan bir komisyon kurdular. Kalite Kontrol Komitesi diye bir komite kurdular. Bir ay sürmedi İsmail Bey ömrü. Hemen dağıttılar. E Şimdi siz bunları yaparsanız ve burada böyle bu kadar bariz farklılıklar olursa bu rakamlarla ilgili kuşku da olur. Onun için biz diyoruz ki İktidara gelir gelmez bu durum ve hasar tespit komitesini oluşturacağız. Durum ve hasar tespit komitesinin önemli görevlerinden bir tanesi de bu TÜİK istatistiklerinin sağlığını, sıhhatini ölçmek olacak. Güzel. Bir sonraki manşeti rica edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu fotoğraf Faik Bey, şimdi siz yılların bürokratısınız ve şimdi de siyasetlisiniz. Bu fotoğraf izleyicilerimizi etkiledi. Ben çünkü rakamlara da bakıyorum. Hani sadece işte aman ne kadar izlenmişiz öyle değil. Onları geçtik artık. Ama bu fotoğraf bize ne anlatıyor? Yani halk bunu niye sevdi efendim? Bu fotoğraf ve videoyu? E şimdi, burası mutfak. Şimdi bir kere mutfakta olması çok önemli. Evet. Yani bu aynı zamanda milletin mutfağını da çağrıştırıyor ve bizim e, Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını mümkün olduğu kadar mutfaktan veriyor ve bu mutfak videoları gerçekten çok etki yapıyor. Türk siyasetinde ve dünya siyasetinde onu da söyleyeyim. Yani Dünyada da şimdi bu mutfak videolarını e, taklit eden siyasetçiler var. Bana annem daha.